Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milliyetin Bakanı'nın LGS çalışma kitabı 2. ünite 1. soruyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 1. sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak 1. sorumuza dersimize başlayalım. Uğur öğretmeni öğrencilerine tam kare olmayan kare sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı buldurmak için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır. Daha sonra Uğur öğretmen öğrencilerine arkadaşlar bakın burada bilgilerimizi veriyor. Öncelik bilgimizi okuyarak anlamaya çalışalım. İki birim kare ile oluşturan şeklin alanının bakın gençler şu iki birim kare bu şeklin alanı bir birim kare ile oluşturan şeklin alanına daha yakın olduğundan gençler bakın bire daha yakın olduğu için karekök 2'nin değerinin karekök 1'e yani bire daha yakın olduğunu söylüyor. 3, 5 ve 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alana daha yakın olduğu için bakın gençler bunlar 4'e daha yakın. O halde karekök 4 yani 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştir. Son olarak öğrencilerin birim karelik birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan öğretmen öğrencilerinden bu kağıda karekökün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu birden başlayarak şöyle sayılarımızı yazalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 yazdığını düşünelim. Arkadaşlar bakın bir zaten karekök 1, 1'e eşittir. Şimdi karekök 4 tam kare ifadeleri öncelikle belirlemek istiyorum. 2 demektir. Karekök 9 3 demektir. Bir de karekök 16'mız 4 demektir. Şimdi gençler diğer sayılarımızı incelediğimiz zaman bakın karekök 2, karekök 3 diğer sayılar bizim için tam kare ifade değillerdir. Bunların her birisinin kare kökünü yazdığımı düşünelim. Şimdi arkadaşlar bakın 1 ile 2 arasına bakıyorum. 1 ile 2 arasında kare kök 2 ile kare kök 3 var. Bakın şöyle ortadan ayıracak olursam. Kare kök 2 1'e yakındır. Kare kök 3 2'ye yakındır. Yani kare kök 4'e yakındır. Şimdi kare kök 4 ile kare kök 9 arasında yani 2 ile 3 arasında 1, 2, 3, 4 tane sayımız var. Bakın şöyle ortadan bölersem. 2 tanesi karekök 5 ile karekök 6. 4'e yakındır. Karekök 7 ile karekök 8 de 9'a yakındır diyorum. Karekök 9 ile karekök 16 arasında. Yani gençler 3 ile 4 arasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ortadan bölersem. Bakın 3 tane sayımız. Karekök 9'a yani 3'e yakın. 3 tane sayımız da 6'ya yakındır diyorum. O halde arkadaşlar aslında şöyle bir mantık geliştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın 1 2'ye yakın olan sayılara bakarsam 2'ye kendinden küçük olan 1 tane, kendinden büyük olan 2 tane sayı yakın. 1 2. 3'e yakın sayılara bakıyorum. Kendinden küçük arkadaşlar 2 tane. Kendinden büyük arkadaşlar kendisi kadar yani 3 tane. 4'e yakın sayılar kendisinden küçük olan bakın 4'ten 1 eksik 3 tane. Arkadaşlar 4'ten büyük olan da 4 tane sayılar kendisine yakındır diyebiliriz. O halde benden istediğim 3'e yakın olan sayılardı. Bakın arkadaşlar 3'e yakın olan tam kare olmayan sayılarımız karekök 7, karekök 8, karekök 10, karekök 11 ve karekök 12'dir diyorum. E bunlar da 5 tanedir diyoruz. O halde sorumuzun cevabını B şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 torbaya atılacaktır. Topun üzerindeki sayı tam bir tam kare sayı ise kare köküne eşit numaralı. Gençler tam kare ise kare köküne eşit olan torbaya. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değilse kare köküne en yakın numaralı torbaya atılacaktır. Gençler tam kare sayılarımız 1, 4, 9 gibi bir sayının karesi olarak yazılan sayılardı. Şimdi devam ediyorum. Buna göre tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbada kaç top olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle 1'den 16'ya kadar sayılarımızı yazacak olursam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane top var. O halde bunlara bakalım arkadaşlar. Kareköklerine bakıyorum. Karekök 1, karekök 2, karekök 3, karekök 4, karekök 5, karekök 6. Her birisine karekökünü yazıyorum. Eğer tam kare ifade ise gençler. Mesela bir şöyle kalemizi rengini değiştireyim. Bir arkadaşlar bir numaralı yatıyor. Karekök 4, dört iki numaralı torba yatılıyor. Karekök 9, dokuz üç numaralı torba yatılıyor. Karekök kök on da dört numaralı torba yatılıyor. Daha sonra arkadaşlar bir önceki soruda da söylemeye çalıştık. Bakın benden 3 numaralı torbaya atılacakları soruyor. O halde 3'e yakın olan yani karekök 9'a yakın olanlar Bakın karekök 4 ile karekök 9 arasında toplam 4 sayı var. O halde şu ikisi 3 numaralı torbaya atılacak diyorum. Daha sonra karekök 9 ile karekök 16 arasında toplam 6 sayımız var. Bakın şu 3'ü karekök 10, karekök 11 ve karekök 12'de 3 numaralı torbaya atılacak. E bir de karekök 9 tam kare olarak torbaya atılmıştı. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 1 de karekök 9 atıyoruz. O halde toplamda 6 tane sayı 3 numaralı torbaya atılır diyoruz. C şıkkını da doğru cevap olarak işaretleyelim. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar bana burada yukarıda ne veriyor ondalık gösterimi sayıların yuvarlanması ile ilgili bilgiyi verdi. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bu programa girilen klavyeden girilen sayı arkadaşlar 226 ise ekranda yazan sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar o halde birinci adımdan başlayalım ve 226 sayısına girelim. 226 sayısının ikinci adımda karekökünü aldım. Gençler 226'nın karekökü hangi iki tam sayı arasında? Karekök 226 Karekök 225'ten büyüktür. Karekök 256'dan küçüktür arkadaşlar. Karekök 225 dediğimiz 15'ti. Karekök 256 da 16'ydı. Gençler bakın 15'e çok yakın bir sayı. O halde karekök 226 şu gençler yaklaşık olarak demektir. 15'ten çok az büyük. Şöyle yazabiliriz. 15 tam 10'da bir gibi bir sayıdır. Şimdi 15 tam 10'da biri. yuvarlayacak olursam birler basamağına bakın onda birler basamağında bir olduğu için bunu atarız arkadaşlar. Sayımız yaklaşık olarak 15'tir deriz. Şimdi bu sayı arkadaşlar tam kare bir sayı değil. Şimdi eğer sonuç tam sayıysa 5. adıma değilse 4. adımdan devam et dedi. Bakın 15 tam kare sayı değil arkadaşlar. 15 tam 10'da 1'den bahsediyoruz. O halde ne yaptık? Yuvarladık ve 2. adımdan devam ediyoruz. Bunu tekrar 2. adıma götürüyorum. Ve 2. adımda 15 sayısını karekökünü kökünü alarak devam ediyorum. 15 sayısı karekök 16 ile karekök 9 arasındadır. Karekök 9 arkadaşlar 3'tü. Karekök 16 4'tü. Gençler bakın burada da 4'e çok yakın. O halde karekök 15 yaklaşık olarak 3 tam 10 da 8 gibi bir sayıdır diye düşünebiliriz. Şöyle 3 tam 10 8 gibi bir sayı desek. Şimdi arkadaşlar eğer sonuç tam sayısı 5. adım dedik. Bakın 3 tam 10 8 tam sayı değil. O halde 4. adımda birler basamağını yuvarlamamı istiyor. 3 tam onda 8'i yuvarlayacak olursam bakın 8 olduğu için sayıyı bir üstteki 1'le yuvarlıyorum. Yani sayımız yaklaşık olarak 4'tür diyoruz yuvarlanmış hali. Şimdi arkadaşlar 4 sayısını tekrar ikinci adımdan devam ediyoruz. İkinci adımda karekökünü kökünü al dediğim. 4'ün karekökünü aldım. 2'ye eşittir. 2 tam sayıdır. O hali bunu sonuç ekranına yazıyorum. Ve sonuç ekranına yazılacak sayı 2 olur diyorum. B şıkkı da sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam edelim. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak değil ise kare kökün en yakın olduğu tam sayı olarak kodlanmaktadır. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp Bunlar kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Gençler bakın burada Ali isminin nasıl kodlandığını anlatıyor. A'daki A'nın karşılığı 1 tam kare bir sayıdır arkadaşlar. O halde 1 olarak yazdık. L harfi 15'in hizasında arkadaşlar. 15. harf. O halde karekök 15 bakın tam kare bir sayı değildir ama 4'e yakın olduğu için bunu 4 diye kodladık. 1'in yanına 4 yazdık. Bakın 1, 4. Daha sonra i harfine bakıyorum. i harfi 12. sırada. Karekök 12'de. Tam sayı değil ama tam sayı değer arkadaşlar 3'e yakın olduğu için 3 olarak kodladık diyor. Ve 143 olarak kodlandığını söylüyor. Şimdi sayfamı temizliyorum. Benden istediğine bakıyorum. Bu şifreleme yöntemine göre Ahmet isminin kodu nedir diyor sordu. Gençler Ahmet'i yazıyorum. Ahmet'i yazık. A birinci sırada H harfine bakıyorum 10. sırada M harfi 16. sırada E 6. sırada Son olarak T'ye baktığımda 4. sırada 24. sırada. Şimdi arkadaşlar kare köklerine bakarsam Karekök 1 bir, 1'e eşittir. karekök 16'da 4'e eşittir. Şimdi diğer harf, diğer sayılara baktığımız zaman tam kare sayılar değil. O halde bunlar kare kökten arkadaşlar tam olarak çıkmaz diyorum. Şimdi kare kök 10'a bakacak olursak. Kare kök 10, kare kök 9 ile kare kök 16 arasındadır. Gençler yani 3 ile 4 arasında bakın 3'e çok yakındır. Şimdi burada 1 birim fark var. Buradan 6 birim fark var. O halde 3'e yakındır diyorum. Bakın buraya 3 yazmamız gerekir. Karekök 6'ya bakıyorum. Karekök 6, karekök 9 ile karekök 4 arasında yani 2 ile 3 arasında bakın burada 2 birim burada 3 birim fark var. O halde 2'ye yakındır. Bakın bunu da 2 olarak yazdım. Kodunu. Karekök 24'e bakalım. Karekök 16 ile karekök 25 arasında yani 4 ile 5 arasında gençler bakın 5'e çok yakın. O halde bunu da 5 olarak kodladım. 13.425 olur. Ahmet ki isminin kodu diyoruz. 13.425 yani B şıkkı doğru yanıt olur diyelim. Evet devam ediyorum. Evet gençler 5'in soruya baktığımız zaman Aşağıda bir basket maçındaki oyuncuların formu numaraları verilmiştir. Bu maçta oyuncular formu numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayıya kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre, başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar oyuncular formu numaralarının karekökünün en yakın olduğu ta, olduğu Tam sayı kadar basket atacaklar. Şimdi 12 numaralı formadan başlarsam. 12 numara. Karekökünü alıyorum. Karekök 9 ile karekök 16 arasında. Arkadaşlar bakın burada 3 fark var. Burada 4 fark var. O halde karekök 9 demek 3, karekök 16 demek de 4 demekti. Bakın arkadaşlar 3 fark olduğu için 3'e yakındır diyorum. O halde 12 numaralı forma 3 tane basket atar diyoruz. Bu mantıklı arkadaşlar diğer sayılarımıza bakalım. Karekök 53 olarak düşünüyorum. Karekök 53, karekök 49 karekök arkadaşlar 64 arasında mı 49'a yakındır. O halde karekök 49 da 7'dir. 7'yi yakındır diyoruz. Karekök 24, karekök 25'e çok yakın yani 5 basket atar. Karekök 29 gençler, karekök 25'e çok yakın. Yani 5 basket atar diyoruz. Bir de 29'u gösterelim gençler. Bakın karekök 29 tam kare sayı olarak karekök 25'ten büyük, karekök 36'tan küçüktür. Yani 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Şimdi baktığım zaman karekök 25'e 4 birim fark var. Karekök 36'ya 7 birim fark var. Burada 4 daha az olduğu için 5'e yakındır diyorum ve attığı basket sayısını 5 olarak yazıyoruz. Yani şöyle devam edelim. Karekök 45. 45'in arkadaşlar karekökü 49'a yakındır. O halde 7'dir. 7 tane basket atmıştır. Karekök 40 arkadaşlar. Karekök 36'ya çok yakındır. 6 basket atmıştır. Karekök 10. Karekök 9'a yani 3'e yakındır. Karekök 20 arkadaşlar 4'e çok yakındır. Karekök 16'ya. Bunu da şöyle gösterelim. Bakın karekök 20, karekök 16 ile karekök 25 arasında karekök 16'ya yakındır. Yani 4 basket 60'dır diyoruz. Karekök 8'e bakarsam karekök 9'a yakındır. 3 basket 60'tır. Karekök 15'te karekök 16'ya yani 4'e çok yakındır diyoruz ve 4 basket 60'dır diyorum. Şimdi arkadaşlar Alp ile aynı sayıda başka basket atan sporcu yok diye söyledi. Şimdi o halde baktığımız zaman 3 var mı? Bakın 3'e bakıyorum. Bir tane 3 var. Bir tane bir tane. Evet 3 tane 3 var. O halde 12 numara 10 numara ve 8 numara olamaz diyorum. Şimdi 5'e bakıyorum. 5'leri işaret edeyim. 7'ye bakıyorum. Birden fazla var. 4'e bakıyorum. gençler birden fazla var. Ama baktığımız zaman bakın burada 6 tane basket atan başka bir oyuncu yok. O halde Alpin forma numarası 6'yı kim atmıştı arkadaşlar? 40 numaralı sporcu atmıştı. O halde forma numarası 40 olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımız zaman Doruk ayrıt uzunlukta ayrıtların uzunlukları kök 20, kök 20 ve 0 tam 12 santimetre olan prizma şeklindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur diye soruyor. Evet arkadaşlar o halde ne yapıyor Doruk? Öncelikle bunu anlamaya çalışalım. Gençler bakın buradan A'dan başlayıp B'ye kadar gidiyor. O halde ben bunu şöyle şekilde çizecek olursam gençler. Bakın şöyle taşlarımızı 15 tane taş dizisini görüyorum. bu şekilde devam ediyor. Şimdi A noktası arkadaşlar neresi? Bakın şu soldaki köşe. B noktası en sağdaki, en sondaki taşın en sağındaki köşe. Şimdi arkadaşlar o halde bana dedi ki bakın bir tane taşımızın yüksekliği kök 20. Şimdi şu aralıklar arkadaşlar ben eğer her bir aralığa x diyecek olursam. Şimdi bu taş devrildiği zaman İkinci taşı devirmesi için arkadaşlar ne olması gerekir? Bakın bu aralığın karekök 20'den daha küçük bir sayı olması gerekir. Karekök 20'den küçük olsun ki gençler bu taşlar devrildiği zaman bir sonraki taşı devirebilsin. O halde dediğimiz x değeri aralıktaki mesafe arkadaşlar. Bakın bu x değerinin ne olması gerekir diyoruz? Karekök 20'den küçük ama aynı zamanda bir tam sayı olduğunu söyledim. Şimdi karekök 20'den küçük tam sayı olacak ve en fazla değer istediği için karekök 20'den küçük olan en büyük tam sayı diyorum. Bakın x'in değerini 4 alırız diyorum. Peki arkadaşlar x'in değerini yani aradaki mesafeyi 4 cm olarak aldık. Şimdi toplamda 15 taşımız vardı. 15 taşta şimdi gençler sayacak olursam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aralık olur. 14 aralık olur. O halde ben 14 ile 4'ü çarpmam gerekir diye düşünüyorum. 14 çarpı 4 56 santimetredir. Gençler sorumuzun cevabı tabii ki 56 değil. Bakın bir de bizim taşlarımızın genişliği 0 tam onda 2 dedi. Şöyle şurayı temizleyerek göstermek istiyorum. Bir iki tanesini gösterelim. Gençler A ile B arasında. Bakın şurada 0 tam onda 2 taşlarımızın genişliği var. A en soldaydı. B en sağdaydı. O halde toplam 15 tane de 0 tam 10'da 2'lik uzunluk var arkadaşlar. 15 tane 0 tam 10'da 2 diyorum. Bunu da 15 ile 0 tam 10'da 2'yi çarpacak olursak ne olur arkadaşlar? 3 santimetre olur diyoruz. topladığımız zaman 56 artı 3'ten 59 santimetre olur a ile b arasındaki uzaklık en fazla diyorum ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. 7 soruya geçiyorum. A ve b birer doğal sayı olmak üzere a kök b eşittir karekök içerisinde a kare b'dir. Kerem oyuncak arabasının boyunu, 10 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi ne eşittir diye soruyor. Veya hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın oyuncak arabayı 2'den başlattı. O halde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetreden büyük. Şuraya kadar 6 santimetre. Şurası arkadaşlar 7 santimetredir. Yani 6 ile 7 arasında bir sayı. Şöyle baktığımız zaman aslında 6.5'tan da küçük arkadaşlar. Yani 6'ya çok yakın bir sayı olacak ama 6'dan büyük olacak diyoruz. Peki arkadaşlar 6 dediğimiz şimdi 6 ile 7 arasında dediğimiz sayı karekök 36 ile karekök 49 arasında olacak diyoruz ama karekök 36'ya daha yakın olacak diyoruz. Şimdi bana verilen şıklara baktığım zaman 4'ü kare kök içerisine alıyorum. A şıkkından başlıyorum. 4'ün karesi 16 çarpı 2 olarak girer. Bu da kare kök 32 eşittir. 2'yi kare kök içerisine alıyorum. 4 çarpı 10 kare kök 40'tır. 5'i kare kök içerisine alalım. 25 çarpı 3 kare kök 75'tir. 7'yi kare kök içerisine 49 olarak alırım. 49 çarpı 2. Karekök 98'dir. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman karekök 40 yani 2 kök 10 bu ikisinin arasında bir sayıdır diyorum. O halde bizim sorumuzun cevabı 2 kök 10 olabilir. B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 8'in soruya geçiyorum. Alanı 28 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine iki sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişiklik göstermektedir. Telin metre fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu iş için kullanılacak telin metresi kaç lira olur diye soruyor. Arkadaşlar tel miktarına göre fiyatların değiştiğini gösteren tablo var. O halde alanı şöyle bir kare düşünelim. Alanı 28 ise gençler. Bunun bir kenarı biliyorsunuz karekök arkadaşlar bu işe yarıyor zaten. Karekök 28'e eşittir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman karekök 28. O halde ben bunun çevresini bulmak istersem. Bakın direkt arkadaşlar karekök 28'i karekökten çıkarmadan işlem yapabiliriz. Karekök 28 bir kenarı. O halde karenin çevresi 4 çarpı. Karekök 28 olur. İki sıra tel çekileceğine göre 2 sıra teldi. çevreyi 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 4 çarpı karekök 28 diyorum. Bunu da gençler şöyle 8 kök 28 olarak düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan yaklaşık değer olarak düşünebiliriz. Karekök 28 şu altta gösterelim. Karekök 25 ile Karekök 36 arasında bir sayı. Yani 5 ile 6 arasında bir sayı. 5'e çok yakın bir sayı arkadaşlar. Örneğin ben bunu 5 nokta 5 tam 10 2 gibi bir sayı alabilirim. O halde 8 ile yaklaşık değeri 5 tam 10'daki gibi düşünüyorum. 5 tam 10'daki çarpıyorum. 8 kere 2 16 elde var 1. 8 kere 5 40. 1 de elde 41. Virgülü ayırdım. 41 tam 10'da da 6 metre gibi 1 metre yapar arkadaşlar. Toplam telin uzunluğu diyorum. 41 tam 10'da 6. Bakın 40 ile 59 arasındadır. O halde alacağımız telin metre fiyatı 14 TL'dir diyorum. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Peki arkadaşlar ben burada istersem şu kalemi değiştireyim. Karekök 28'i bakın. Bizim toplam telimiz 8 kök 28'di. Bu 8'i karekök içerisine alarak da işlem yapabiliriz. 8 karekök içerisine karesi yani 64 olarak girer. 64 çarpı 28 derim. Buradan 64 ile 28 çarpacak olursak gençler. 64 çarpı 28 diyorum. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 6 48 3 daha 51. 2 kere 4 8. 2 kere 6 12. 1792 Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim karekök 1792 bakın karekök 40 desem 40'ın karekökü 1600'e eşittir arkadaşlar karekök 1600' e eşittir 40 sayısı şimdi 50 sayısı karekök 2500'e eşittir şimdi o halde ben 40 ile 50 arasında olduğunu görüyorum Hatta 40'a çok yakın olduğunu görüyorum bakın 59 zaten arkadaşlar karekök 2500'den de çok daha büyük bir sayı yapar diyoruz ve istersek B şıkkını bu şekilde de elde edebiliriz diyorum. Evet devam ediyorum. Gençler 9. soruya geldiğim zaman kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor. Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin. Gençler A ve B tam kare değil. Tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetre cinsinden alanlarını ifade etmektedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetre karedir diye sordu. Şimdi arkadaşlar A ve B tam kare değil. Şimdi en az istediğime göre. Şimdi şöyle düşünelim. Ben istersem bakın B'ye 1 verecek olursam arkadaşlar 1 çarpı 1 1 yapar ama 1 tam kare sayı olduğu için ben buraya 1 veremem diye düşünüyorum. Şimdi temizliyorum. O halde en az istediğimiz için en az 2 vermek zorundayız. Bunu da karekök 2 olarak düşünüyorum. Şimdi karekök 2 karekök 2 ile çarparsam arkadaşlar ne yapar? Bakın karekök 2 çarpı karekök 2 karekök 4 yapar. Bu da arkadaşlar ne yaptı? 2 yaptı. Karekök 4 de 2'ye eşittir diyorum. 2 gençler bakın tam kare bir sayı değil. O halde şu C'nin kenarı bulmak için. Bakın burası karekök 2 ise aynı şekilde burası da karekök 2'dir. Şimdi şuraya baktığımız zaman burası da karekök 2. Şimdi arkadaşlar C'ler bizim için tam kare bir ifade dedi. Yani karekökten kurtulacak. O halde C'nin şu kenarı için arkadaşlar. Mutlaka ne yapmam gerekir? Karekökten kurtaracağı için karekök ikili bir ifade olacak. Şimdi karekök 2 ile karekök 2'den daha büyük bir sayı olması gerekir diyorum. Buraya en az en az istediği için 2 kök 2 değerini vermek istiyorum. 2 kök 2 verirsem 2 iki kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 çarpı kök 4'ten 2 çarpı 2 4 yapar diyorum. Gençler bakın 4 de zaten bizim için tam kare bir ifade olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bunun alanı ne oldu? 4 oldu. Burası 2 oldu. O halde bunun alanı 4. Şimdi buraya 2 kök 2 dersem aynı şekilde burası 2 kök 2. A'nın diğer kenarı da 2 kök 2. O halde A'nın alanı bulmak için de 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpıyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kare kök 4. Buradan 4 çarpı 2. A'nın değeri de 8 olur diyoruz. E toplam alanı istedi. O halde 8 artı 4 artı 4 artı 2. 8 2 daha 10. 14 18. 18 santimetre kare olur sorumuzun yanıtı diyorum ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum 10. soruya geçiyorum. Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10 kök 3 ve 20 kök 3 olan dikdörtgen şeklinde kartonu yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4 kök 2 ve 3 kök 2 santimetredir. Gençler bakın şurası 4 kök 2 burası 3 kök 2. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır diye sordu. O halde arkadaşlar öncelikle bir fotoğrafı alanı bulmak istiyorum. Fotoğrafın alanı diyorum. 4 kök 2 çarpı 3 kök 2 4 kere 3 12 kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kare kök 4 bu da 12 çarpı 2'den 24 santimetre karedir. Bir tane fotoğrafın alanı gençler. E toplamda baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotoğraf var. Toplam fotoğraflar Toplam fotoğraf alanı 24 çarpı 10'dan 240 santimetre karedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar o halde tüm alanı bulmak istiyorum. Bakın tüm alanda dikdörtgen şeklindeki kartonun alanı, kartonun alanı diyelim. 20 kök 3 ile 10 kök 3'ü çarpıyorum. 20 ile 10'u çarptım. 200. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Kare kök 9 yani 3 yapar. O halde kartonun alanı da 600 santimetre karedir. Şimdi arkadaşlar 600 santimetre karede 240 santimetre yüzde kaçtır diye düşünüyorum. Bakın 600'ü 240'a oranlıyorum. Yani 240 bölü 600 diyoruz. Şimdi paydayı 100 yapabilmek için 6 ile sadeleştiririm. 240'ı 6'ya bölüyorum. 40 olur diyorum. O halde yüzde %40 olur. Yüzde olarak sorumuzun cevabı diyoruz. Evet C şıkkını da doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.